Şimdi Türkiye'de özellikle son dönemlerde değil, her zaman yani kuruluş Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana hiçbir zaman cezaevlerin koşulları çağdaş ve insani koşullarda düzenlenmedi. Özellikle politik süreçlerde 12 Eylül'ün çok böyle kendini dayattığı dönemlerde ve sonrasında özellikle Kürt sorununun zora dayalı çözüm sürecinde devletin cezaevi politikaları her zaman siyasal muhaliflerini bastırma, ötekileri yalnızlaştırıp düşüncelerinden veya vücut bütünlüğünden koparmaya yönelik bir yaklaşım oldu. Bu sadece bu dönemin sorunu değil. Fakat özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra yaşanan bu siyasal kriz derinliği, Kürt sorunundaki çözümsüzlük, ülkedeki çok ciddi yolsuzluk haberleri ve yoksulluk, devletin cezaevleri üzerinden kendi milliyetçi, radikal İslamcı politikasını örgütlenmesinin bir manipülasyon aracı haline geldi cezaevleri. Dolayısıyla birçok sorun yaşanıyor. Sadece siyasi tutsaklar da değil, siyasi tutuklar hükümlüler de değil. Bugün çocuk hükümlüler, kadın hükümlüler, tutuklular, siyasi olmayan tutuklu hükümlülerin de koşulları çok kötü. Bize gelen bir avukat olarak veya insan hakları derneğine gelen başvuruların çoğu özellikle sağlık sorunları konusunda sağlık kuruluşlarına ulaşamama veya çok geç ulaşma, ilaç tedarikinin yapılmaması veya çok geç yapılması gibi sorunlar en temel sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında beslenme sorunu, içecek ve yiyecekler çok ciddi bir sorun. Dışarıdan yiyecek ve içerik getirilmesi yasak. İçilen sular dahi özellikle Patmos cezaevi ve Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde çok ciddi sıkıntılar yaratmış bir durumda. Kişiler yeterince beslenemiyorlar. Kişiler yeterince sağlıklı içecek imkanına sahip değiller. İlaçlarını elde edemiyorlar. Kültürel hakları, sportif faaliyetleri, kendi aralarındaki diyaloglar, oda geliştirme talepleri, görüşme haklarının kısıtlanması, görüşme hakkının engellenmesi, gün sayısı olarak özellikle çok keyfi bir şekilde indirgenmesi, kendi aralarında özellikle kitap ve dergi alışverişinin yasaklanması, dışarıdan kitap ve dergi alışverişinde cezaevine değil de kargo yoluyla yollayıp kişilere ayrıca bir külfet yaratılması gibi yaklaşımlar söz konusu. Bunun gibi birçok konu başlığı var ama özellikle dediğimiz gibi sağlık sorunları ve sağlık sorunlarıyla ilgili tedavi giderleri, tedavi süreçlerinin yapılmaması şu an içeride bulunan tutuklu ve hükümlülerin en büyük sorunu. Bugün Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre en az 2000 hasta cezaevinde kalamaz raporuna rağmen cezaevinde tutuluyor.